Arkadaşlar merhaba. Bugün mutfak temizliği yapıyoruz. Onu alır mısın? Süheyla da bana yardım ediyor. Naylon. Olabilir. Süheyla da bana yardım ediyor. Gördüğünüz gibi hiç istekli değil ama temizlik imandandır dedim. Süheyla da biraz imansız olabiliyor muyuz dedim. Hayır, yok öyle bir şey. Anne, bunun içinde mıncık mıncık bir şeyler var. 40 yıllık kir mi, ne bu? Şaka mı yapıyorsun? Hayır, çok ciddiyim. Ne bu? Tırnakla kazıyınca çıkıyor sadece. Yağdır ya. Ya falan. Çıkmıyor. Bu ne? Kafam da tavana çarpıyor ya. Bu ne biçim bir aktivite bu ya. Bayanlık geçireceğim şimdi şurada. Öf. Bu arada duvara sil. Tamam. Duvara değil, meleke yapmasın. Aynen. Arkadaşlar, görüldüğü gibi dolapların hepsi beyaz. Sanki ben şöyle bir şey gibi. Şikayetim yok ki, beyaz temiz oluyor. Ayağım kayacak biraz. Ama bu kısımlar haliyle yağ oluyor arkadaşlar. Ve ben herhalde bir aydır falan silmedim. Silmediğim için de yağ oldu. Açıkçası şöyle göstereyim. Yağlı. Bakın aspiratörü falan. Çizmiyor yeter. Aspiratörü tabii ki bir ay değil. Bir hafta önce sildim, bakın. Bakın, görüyor musunuz? Hiçbir şey fark etmiyor. Siliyorum. İçini söktüm, yağ çözücü sıktım, bekliyor. Ne yapacağım ben, tükürmem mi gerekiyor? Ne? Saçmalamayı kes ve dizini sil. Süheyla, hiçbir şekilde bugün kaçarın yok. Bu dolaplar silinecek ve sen bana yardım edeceksin. Mutfak temizliği, detaylı temizlik yapılacak. Ben niye tezgahtan? Duvarları, oraları boşalttım, makineye doldurdum, yıkanacak. Hepsi silinip yerine takılacak. Avize yağ olmuş, toz olmuş, silinecek, sökülüp. Kimse bana uyanmanın getirisini bozacağını söylememiş. Geri uyuyabilir miyim? Benim canım yok mu arkadaş, sürekli ben temizliyorum. Ben de biraz bu koca evle nasıl baş ediyorum? Bence demiyorum. Beyaz daha temiz, daha kolay. Ben diğer renklere oranla daha şey, az kir belli ediyor. Bir tane ses var ya. Ben daha kahvaltı uykum yok. Ben daha kahvaltı yapmadım. Baykuş gibi niye tezgah atıyorsun? Ya kafamı çarpıyor. Tamam da ben de çarpıyorum. Tamam, sildim yeter. Nasıl sildin ya? Bakayım. Sildim. Ben buradan görüyorum yağ lekelerini, atma, parmak izlerini. Evet, görüyorum. Hayır, yalan söyleme. En zor olay ne biliyor musun? Kolunda da çıkmamış dövmeler. En zor olay aspiratör temizliği. Gerisi bir şekilde çözülüyor. Tam temizlemişsin, bitmiş işte. Hayır ya, daha aspiratöre dokunmadım. Nasıl dokunmadın? Her şeyini çıkarmışım. Kızım, yağları gösterdim ya biraz önce. Bak, yağlar burada. Arkadaşlar bakın. Bakın, hep yağ. Gördün mü? Hayır. Neyse, niye arkadaşlar, bu evde başka kimse hiçbir şey yapmıyor ya? Uyuyor ya Nuri. Bu evde 3 kişiyiz ve Nuri üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor. Bu bir gerçek. Hayır, sorumluluk. Çoğu şey sorumluluğu. Bakkala gitmek. Nuri'nin görevlerini küçümseme. Kimse kendi görevlerini küçümsemesin. Bu evde yaşayan 3 kişiyiz. Paşa'yla gofreti saymıyorum. Gece anahtarı unutup Süheyla'yı uyandırmak. Lafı değiştirme. Ve herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. Benim üzerime düşenin ben bu olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar neyse, biz kendi aramızda didişmeye devam ediyoruz ama bugün mutfak temizliği var. Detaylı temizlik. Parça parça inşallah çekmeye çalışacağım. Bu şey, ben odamı temizlesem bana güzel kısmı. Önce mutfak. Parça parça sizleri çekmeye çalışacağım. İnşallah çekebilirim bu işin arasında. Hem Süheyla'ya laf yetiştirip hem de iş yapmak pek kolay olmayacak ama inşallah çekebileceğim. Evet arkadaşlar, aspiratör üzerini sildik. Nasıl görünüyor bilmiyorum ama aslında şöyle göstermek istiyorum. Yani biraz önceki gibi yağ lekeleri yok ve şu an tertemiz. Süheyla'ya da dolapların üzerini sildirdim. Bu şekilde. Daha iş çok. Ne demek iş çok? Sadece dolap silmekle mi bitiyor? Tam mutfağı temizleyelim yeter. Bu evin zaten en çok kullanılan yeri burası değil mi? Demek ki yeterli. Diğer odalara kimse girmiyor. Diğer odalar demedim ki, mutfakta iş çok dedim. Daha ne yapabilirim mutfakta? Sadece dolapları sildik. Yani? Tezgah arası, yerler, her yer duruyor. Dolapların alt kısmı da duruyor. Sadece üstler bitti. Komşudayım. Tabi gel buraya. Arkadaşlar şimdi de kaçma plan içinde haliyle dip bucak olunca uzun ne sürüyor. Demek? Alt dolapları. Kızım, üstü sildik, altlar duruyor. Hayır. Süheyla'cığım, işi bırakıp
Tatlı mı yiyorsun? Evet. Ne? Afiyet olsun. Arkadaşlar, işi biraz beklettik, dinlenmeye geçtik. Süheyla tatlı yemeye geçti. Magnolia yapmıştım. Şu an iştahlı iştahlı yiyor. Gösterelim mi? Hayır, benim. Tamam, yemeyeceğiz. Sadece görecekler. Magnolia yaptım. Geçenlerde çilek aldım. Çileğin de asla tadı yok. Sadece çileğin tadı yok. İyi de kış çileği. Yapacak bir şey yok. Zaten alışveriş videosunda da göstermiştim. Hem fiyatı pahalı hem de daha tadı yok. Ama Magnolia'yı çok sevdikleri için Magnolia yaptım. Bu arada kekle yapıyorum. Ben kendi tarzımda bir Magnolia yapıyorum. Hani bisküviyi robottan geçirip yapmıyorum. Bu şekilde çok seviliyor. Kaç şişe yaptık ondan? 11 şişe yaptık ve bitti. Kaç gün içinde bitti? Çünkü isteyeni çok oluyor. Çok hafif oluyor. Şöyle baktığınız zaman şişe büyük gibi görünüyor. Yenmezmiş gibi ama yeniyor. Öyle tadını ona göre ayarlıyor. Çok hafif sütlü bir tatlı işte. Aynen. Daha işler duruyor bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Üst üste her şey. Henüz buraları temizlemedik. Sadece üst kısımları temizledim. Bakın. Temiz işte ya. Tamam. Yavaş yavaş. Sildiğim yerler zaten belli oluyor, temizlediğimiz yerler. Şimdi kalan kısımları temizleyeceğiz. Bugün Süheyla ile birlikte temizlik günü. Fırınlar silinecek. Süheyla Hanım'dan niye haberi yok? Süheyla'nın haberi var aslında da, Süheyla her fırsatta kaçmaya çalıştığı için bir türlü sonunu getiremedik. Sen alt dolapları sil, ben de fırınları sileyim. Bitirelim işi. Ben de gireceğim. Temizlikten sonra girersin. Mikrodalga en zor olan arkadaşlar. Sonra benim içine fırın. Açacak mikrodalgayı ben temizleyeceğim. Tamam mı? Evet. Ne olur temizleme ya. Saçmalama. Yarısını temizledik, diğer yarısı kalamaz. Tamam, diğer yarısını sonra temizleriz. Biz diğer yarısını temizleyene kadar temizlediğimiz taraf da batar. Daha makineyi boşaltacağız arkadaşlar. Bunların üzerindeki şeyleri de biraz önce söylemiştim ya. Kaldırdım, makineye koydum. Şimdi yerlerini takacağız. Yıkananları. Bakma öyle. İş yapmak kolay bir şey değil. Ağzımdaki tatlı ekşili sen anlatırken benim tatlılık kısmı kalmadı yani. Ya git başımdan ya. Temizlik imandandır. Temiz olunca her yer insan ferah oluyor. Temiz oluyor, rahat oluyor. Tamam, odamı gördün mü? Gördüm. Sadece ben değil, izleyen herkes gördü senin odanı. Sen neyse. Öyle değil. Arkadaşlar bugün böyle Süheyla'ya zorlayı 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 bütün işleri bitirtireceğim inşallah. Ne yaptın? Arkadaşlar bugün mutfağa bütün saat şeye güne yaydık ama dolapları sildik, tertemiz oldu. Süheyla şu an son şeyi siliyor. Sadece şey kaldı. Makine nasıl parlıyor fark ettiniz mi? Sadece fırınlar kaldı. Şimdi fırınları halledeceğiz. Leke mi kalmış? Hallet, sil. Sildim. Tertemiz oldu. Şöyle göstereyim size. Biraz uzun sürdü ama düzgünce silelim istedik. O yüzden böyle oldu. Şöyle bir şey. Bu dolaplar temizliği çok kolay. Şöyle kolay. Leke çabuk çıkıyor. Leke tutmuyor. O yüzden tertemiz oldu. Umarım kamerada da fark ediliyordur. Boşa silmemiş olalım lütfen. Neyi boşa silmemiş? Ne işe yaradı? Görünmüyorsa temizlik. Önemli olan bizim görmemiz. İzleyicimiz de görüyordur ama hani kamerada ne kadar görünüyordur onu bilmiyorum. Şöyle tertemiz oldu. Mis gibi oldu. Şimdi sadece bu fırın ve mikrodalga kaldı. İkisini temizleyeceğim ben. Yağ sökücü kullanacağım çünkü normal fırında. Mikrodalga da kullanmıyorum arkadaşlar. Böyle işte tertemiz oldu. Tezgahı halledeyim çamaşır suyuyla. Çamaşır suyuyla tezgah. Evet. Süheyla ben bu tarafı önce yapayım. Sen makineden çıkan fincanları falan tak buraya. Lütfen ben fincanları takıp gidebilirim. Süheyla bugün bayağı bir şikayet etti ama sağ olsun bana çok yardımcı oldu arkadaşlar. İkimiz birlikte sildik tertemiz. Soğuk soğuk. Makine niye açılmıyor? Normal kapalı. Anne hani sadece fincan mı? Normal makineyi sadece fincan için mi çalıştırayım? Yalancı. Evde hangi bulaşıklar varsa doldurdum içine. Hadi boşalt. Ben buradan görüyorum. Temiz temiz inşallah siz de görüyorsunuzdur arkadaşlar. Görmem. Bütün günü mutfağa yaydık bugün. Çünkü mutfak detaylı temizlik istiyordu. Fincan. Aynen. Fincan. Fincan.
Kolay gelsin sana. Bunlar şimdi buraya dökülecek suyu. Arkadaşlar sonunda mutfağın işleri bitti. Sonunda. Söyla'nın haline bakın. Söyla da bitti. Temiz görünüyor şu an için her yer. Yani ben en azından öyle temiz görüyorum. Umarım kamerada siz de öyle görüyorsunuzdur. Hayır. Söyla'cığım. Benim için hiçbir şey değişmedi. Temizliği sevmen lazım. Hayır. Temizlenince her yer, insanın içi o kadar rahat oluyor ki böyle mis gibi. Oh, üstüne bir de kahveni iç. Neyse arkadaşlar, en kahve azından sevmem. Çocuklar benim yorulduğumu düşünmüşler. Bugün bana yemek ısmarlamışlar. Şimdi yorgunluğumun üstüne bir de yemek hazırlama derdim olmayacak. Biraz sonra yemeğimiz gelecek. Yiyeceğiz inşallah. Biraz da yemeğin başında sohbet ederiz sizinle. Bugün temizlikle geçti ama sadece mutfak. Bu koca evin düşünün, sadece mutfağı bizim tüm günümüz aldı. Ama detaylı temizlik için de öyle olması gerekiyor. Çünkü bu evi bir günde her yeri temizleyeyim derseniz yarım yamalak oluyor. Sadece yüzeysel. Çünkü yetişemiyorsun. Gıcıkladım. Fark ettim. Burası paşanın odası sayılıyor mutfak. O yüzden bizi her zaman odasında istemiyor. Sinirleniyor. Özellikle geceleri kavga çıkıyor. Bak nasıl biliyor. Paşa! Seni rahatsız mı ediyoruz oğlum biz? Ama paşa için de en uygun yer burası. Bu evi biliyorsunuz, videolardan görüyorsunuz. Paşayı başka bir yere koymamızın imkanı yok. Neden yok? Odalara tıkamayız. Odalarda kimse olmuyor. Söyla'nın odasına zaten koyamıyoruz. Alerjik durumundan yoksa dolayı. Ben alacaktım paşa. Nuri aşağıda bilgisayar odasında kalıyor. Orası zaten karanlık. Bile almıyor. Bir de karanlık. Kuş oraya tıkmanın bir anlamı yok arkadaşlar. E salona koysak gofretle birlikte riskli ve biz salonda hiç zaman geçirmiyoruz. E koridora da koyamayacağımıza göre en uygun yer mutfak. Aç şurayı, içim daraldı. Tamam. En uygun yer mutfak ve şey, bizde mutfak. Mama kabı neden ortada? İki oldu. Ben biliyorum neden ortada olduğunu. Aşağıda bir tane küçük kırkayak çektim süpürgeye. Büyük ihtimalle gofretin odasında. Ben katlanamam. Tamam. Aşağı bir daha. Tamam, tamam, sakin. Paşa sinirlendi. Küçük bir tane kırkayak çıkmış arkadaşlar. Havalar ısınıyor ya malum. Ondan dolayı da gofret sanırım mama kabının altına girmiş o şey. Kırkayak. Onu çıkarmak için oraları birbirine katmış. Ve şu an alındı, kayboldu. Saklandı. Alındı mı? Gofret bir suç işlediği zaman saklanıyor bu arada arkadaşlar. Ama yine de görüyoruz gofret seni. Kızmadık annem, kızmadık ama o böcekler sokar bir yerini. Ben kızdım. Güzel oğlum benim. Benim pamuk şekerim. Suçlu değilsin, kızmadık. Ben kızdım. Kuşu rahat, şey, kediyi kuşu rahat bırak. Evet arkadaşlar. Şimdi yemek gelecek inşallah. Yemekle birlikte çekmeye çalışacağım. Açım. Biliyorum. Saçların darmadağın. Evet benim yemeğim geldi. Yemeğin dökülmüş. Dökülmüş mü? Neyse. Evet, şunu ağza çıkarmış. Ezmeyi yemediğim için sorun yok. Ama içine şey yapmamış. Arkadaşlar ben tavuk söylediler bana. Ben tavuk söylediler bana ne? Pardon. Ben tavuktan başka bir şey yiyemiyorum. Bu ne ya? Tavuk şiş ama. Buttan mı şiş? Neyse. Yiyemiyor musun? Yok, yerim herhalde. Köpek korkusuyla girememiş. İyi de burada köpek yok ki. Her kapıda bir tane olduğu için. Evet. Ve yazı koymadıkları için. Bizim burada bahçelere. Evet genelde köpek var. O yüzden girememiş olabilir. Yeni bir şeyse. Öyle dedim. Sadece dışarıdan tavuk yiyebiliyorum. O yüzden tavuk söyledim. Bunlar benimle yemeyecekmiş arkadaşlar. O yüzden sofrada yani beraber yiyip çekim yapamayacağım. İstedim ki böyle çekeyim. Benimle yemeyecekmiş deyip duygu sömürüsü yapmışsın gibi oldu sanki ama. Biraz yapmış mı oluyorum acaba? Düşünüyorum şöyle bir. Yani beraber yesek güzel olurdu aslında ama herkes odasında yemeği tercih ediyor. Ben de bu durumda tek başıma yiyeceğim. Ben aynı. Hı-hı. Ben dizi izliyorum. Hı hı. Bu kadar. Yani. Başka hiçbir bahanem yok. Bu her zaman olmuyor arkadaşlar. Yani arada böyle oluyor. Ne? Yemek şeyi. Süheyla ile genelde kahvaltılarımız beraber. Nuri'de kahvaltı kültürü hiç olmadığı için o hiçbir zaman kahvaltı yemiyor. Nuri genelde öğle 3 ya da 5 gibi, pardon, akşama doğru yerde hiç. Onda kahvaltı kısmı yok. Evet. Onun akşam yemeği var. Aynen. Ne yapıyorsunuz millet? Nişanlı var yine. Arkadaşlar, ertesi günden devam. Bugün dışarıdaydık. Uyandım. Evet.
Bizimkiler yoruldu. İkisi de telefona gömdü kafalarını. Hani diyorsunuz ya sürekli vlog çekin diye. Sürekli bunlar çekilir mi sizce? Bakın telefon kuşu şu an ikisi de. Araba bakayım. Biri araba bakıyor. Biri uykudan uyanmış, surat bir karış. Çünkü gene kendi isteğimle uyanmadı. Bu defa kim uyandırdı? Ben uyandırmışım. Niye bağırıyorum lan? Bağırmıyorum aslında. Sen ben bağırıyorum. Yani megafon dinler gibi beni dinliyor. Ben bağırıyorum mu? Oğlum sorun onda, sende değil. O kadar hafif uyuyor ki her türlü ses rahatsız ediyor. Söyle. Ne? Alıştın hadi buraya. Burası sessiz. Biz ses yapınca kızıyorsun. Dairede yaşayınca ne yapacaksın? Komşularla kavga edeceğim. Onlar da benimle. Sördüm mutlu mesut geçinip gideceğiz. Arkadaşlar Süheyla sürekli dairede olursak ileride komşularla kavga edecek. Ben de her anlarını çekeceğim size. Ve paylaşacağım. Ya komşu beni ya ben komşuyu öldüreceğim. Yapacak bir şey yok. Saçmalama. Evet. İnsanoğlu her yere uyum sağlar. Tamam ben balkonda uyurum. Tamam. Balkonda çocukların bisiklet korna sesleriyle uyanırsın artık. Tecrübe konuşuyor burada. Ha, Nuri zamanında test yapmadı. Nuri. Hatırlıyor musun o günü? Evet. Arkadaşlar daireden izleyenler biliyordur o günleri. Nuri gündüz uyuyordu gene. Bir gün çocuğun birisi kornaya basıyor, basıyor, basıyor. Nuri uyanmış. 7. kattan bağırıyor çocuğa. Hatırlıyor musun o günü? Hatırlıyorum. Atlette bağırıyordum gene. Ne zahit Ramazan git evinde otur tak 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 havalı konuyla benim niye rahatsız ediyor? Nereden bilsin senin uyuduğunu? Ya benim uyuduğumu geç, insanlar niye rahatsız ediyor? Bir korna dik vıyık vıyık bir korna oldu, artır kornası gibi tak 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 tak. Delirttiydi beni. Lan ona bir sürü para verdik, ikilerini de ben yiydim ya. Yemedin. Adı üstünde çocuk ye. Yemedim. Onları da kaçırma. Yemedim. Yemeyeceksen ağzıma atacağım. Ye. Ve yaşaydı ben şöyle çenek sundum. Ve yaban versin arkadaşlar. Yiyeceğinizi bilsem iki paket alırdım. Normalde yemediğiniz için tek paket aldım. Şey. Gel buraya gel öpüşün gel. Şşş. Ne bakıyorsun? Nuri uyursa kedisi uyutmuyor bu arada. Hı. Yakın zamanda Nuri ile kedisi umarım taşınır. Yakın zamanda Nuri bir yere taşınmıyor ama yakın zamanda Ramazan geliyor ve Ramazan vlogları başlıyor arkadaşlar. Bunlar gene uykulu, fenalık geçireceğim ya. Tuzsuz. Gece gece uykulu. İnşallah saklambaç çekebiliriz yanımıza birilerini bulursak. Gecenin köründe mi? Ulan. Talha askerde olduğu için çekemiyoruz da. Ya 2 dakika öpüşüp kokacak. Öpüşen senin kedin öpüşmek değil de seni tokatlamak istiyor gibi sanki. Öpüşen istediğin zaman. Hı? Gofret niye böyle ya? Milletin kedileri mıncık mıncık sevdiriyor. Ne diyor Süheyla? Seni dinliyor Süheyla. Ne bakıyorsun ne? Alındın mı? Doğru söylüyor Süheyla ama. Milletin kedileri okşatıyor, bizi seviyor muyum? Sen hiç yok. Sen hiçbir şey de sevmiyorsun. Oyunu bana bir sana ne diyorlar? Ne diyorlar? Seni günaydın. O yüzden sevmiyorum zaten. Terk et. O yüzden sevmiyorum. Çık hadi çık. Hayır masa yok. Kurallara aykırı. Ve kedi senden iyi biliyor Nurettin. Ne? Şimdi mi salç oluyor bana? Kedi iki öpüyor. Paşa! Oğlum in şu gofrete bir söyle. Masaya çıkılmaz. Benden başka kimse masaya İnin. Çıkamaz dedi. İnin bir görsün gofre seni. Paşa da benim. Bence gofreti duman eder paşa. Hiçbir şey yapamaz. Paşa da benim. Şunu aslında nasıl yapabilir şey duman edecek? Bak bak. Arkasına tuz atıyordu. Aslında alıştırabiliriz ama. Bence gofret sadece uçtuğu zaman tedirgin olur. Gerisini delilemez. Paşa da uçar ama. Bak 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 bak. Köpek. Ve ikisini de istemiyorum. Sen kim istiyorsun ki evde? Ben. Ya Nuri istemiyorsun, ya gofret istemiyorsun, ya paşa istemiyorsun. Tek başına bu evde yaşamak mı istiyorsun? Nuri üçünüz başka eve çıksanız. Paşayı istediğiniz yere çıkarabilirsin. Ben gofretle giderim. Gofret de sende gelecek ya. Yok. Annemden ayrılmıyor ki baba. Yok, geceleri bizi beraber yatıyor. Çünkü odayı almıyorum. Attım kedini. Bir haftadır almıyorum odamı. Evet, niye almıyorsun? Çünkü bazamı tırmıklıyor. Hep söktüm. Benim de. Senin bazan şey değil. Neyi değil? Deri değil. Normal kumaş. Evet, senin bazan kafayı da koyuyorum şöyle. Bazam yok. Razan var. Oraya da çıktığı zaman ya beni ya kendini aşağı atmaya çalışıyor. Evet. Niye böyle sana bu ısırma huyunu kim verdi? Bu hayvana bu huyu siz aşıladınız. Hayır, Nuri yaptı. Niye? Evde ne olsa hayır Nuri yaptı. Ney? Kedi huysuz yetişti. Yoo, bitti bak. Kankam oğlum, kankam.
Arkadaşlar bu tatsızları anca bu kadar tahammül edilir. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Saçın nasıl? Saçın bence iyi ama önceki saçını daha çok seviyorum. Arkadaşlar sizin fikrinizi alalım. Saçı bu halde nasıl? Nuri bu halini çok sevdi ve uzun süre böyle kullanacakmış. Evet, uzun sürede artık böyle yani, öbür türlü yapmayacağım. Yıllarca saçını tam tersi yöne göster. Tam tersi yöne yaptı. Saçını böyle kestirdiğinden beri hep aşağı yapıyor. Şöyle. Sizce bu hali mi, diğer hali mi? Yorumlara lütfen yazın. Bence ona bu hali. Mesela saçımı falan tarıyorum artık mesela yıllar sonra. Evet. Normalde hiç tıraşa gitmez. Sık sık tıraşa gidiyor artık. Saçımı fıstık. Nuri'de çok şeyler değişiyor. Tabii yaş değişiyor. 25 oldu. Ay çok yaşlısın ya.